25 Ekim Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Mehmet Ali Güller. İşine gelirse persona grata, işine gelmezse persona non grata. 10 Batı ülkesi Büyükelçisi'nin üstelik birlikte Türkiye'nin iç işlerine müdahale olarak yorumlanabilecek bir girişimde bulunması elbette kabul edilemez. Ancak meselenin iki boyutunu dikkate almadan üçüncü boyutunu çözümleyemeyiz. O iki boyuttan birisi Batı Büyükelçilerinin yöneticilerinin bundan önceki benzer girişimlerine karşı ne yapıldığı, diğeri de Batı Büyükelçilerinin hangi konulara müdahil olduğudur. Batı Büyükelçilerinin Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmesi ne ki? AKP iktidarı gündüz havai fişek atarak kutladığı Avrupa Birliği aday üyeliğiyle zaten Avrupa başkentlerine iç işlerine müdahale hakkı vermişti. Nitekim o aday üyeliğin şartları ve talimatları olarak geride kalan yıllar içinde pek çok yasa yaptılar. Ekonomiden yargının ve eğitimin düzenlenmesine kadar hemen her alanda Avrupa Birliği'nin istediği işleri yaptılar. 20 yılın özetidir. Brüksel'de alınan kararları Ankara'da uyguladılar. Öte yandan Amerika ve Almanya liderleri Türk yargısına açık müdahale etmedi mi peki? Bu can bu bedende, bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsınız diye Türk kamuoyuna propaganda yapan Erdoğan'ın, Trump'ın talebiyle Rahip Brunson'ı, Merkel'in talebiyle Deniz Yücel'i serbest bırakması yargıya müdahale değil mi? Ne demişti Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray'da ağırladığı Rahip Brunson'a? Uzun süre orada kalacaktın ve son derece masum biriydin. Erdoğan birkaç kez görüştükten sonra en nihayetinde serbest bırakılmanı kabul etti. Bağımsız yargımız için bundan daha ağır bir laf olabilir mi? Gelelim ikinci boyuta. Avrupa Birliği Büyükelçilerinin hangi konularda nasıl tutum aldıklarına. Sondan başlarsak, Osman Kavala için ayağa kalkan Avrupa Birliği Büyükelçileri, 103 amiralin gözaltına alınmasına ya da 80 yaşındaki generallerin 28 Şubat kumpas davasında hapse atılmasına hiç değinmediler örneğin. Batı Büyükelçilerinin ve yöneticilerinin FETÖ kumpaslarında AKP'ye tam destek açıklamaları arşivlerde ama. O kumpaslara destek açıklayan Batı, Türk yargısına müdahale etmiyor muydu peki? Ya da Avrupa Birliği Büyükelçileri ve Avrupa Birliği yetkilileri AKP'nin önünü açmak üzere yaptıkları siyasal açıklamalarla Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmiş olmuyor muydu daha düne kadar? Kısacası Batılı Büyükelçilerin AKP'yi desteklemesinin sorun olmaması ama AKP'nin işine gelmeyen açıklama yapınca istenmeyen adam ilan edilmesi kamuoyunu ikna edebilir bir durum değildir. Erdoğan'ın 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmesi için dışişlerine talimat verdiğini söylemesi, kuşkusuz girdiği dolarizasyon yolunun sancılarını örtmek için. Ancak başarısızlıkları dış güçlerle kavgaya bağlayabilmenin alıcısı gün geçtikçe azalıyor. AKP'nin Batı ile kavga ettiği bu günlerde Batı ile işbirliği yaptığı şu iki konu bile esasa işaret ediyor. 1. AKP iktidarı Amerika-Fransa öncülüğünde Birleşmiş Milletler'de hazırlanan ve Uygur sorunu konusunda Çin'i baskılamak için yapılan 43 devletin ortak çağrısına katıldı. 2. AKP milletvekilleri NATO PAH için hazırladığı raporda Türkiye yeniden güçlenen Rusya'ya karşı NATO ittifakına Karadeniz'de önemli caydırıcılık kapasitesi sağlıyor dedi. AKP iktidarı NATO'nun Karadeniz'e odaklanan Rusya karşıtı master planını onayladı. Peki ne olacak? Erdoğan'ın geri adım atmayarak dışişlerine kararı uygulatması da, geri adım atıp dün söylediğinin bugün tersini söylemesi de olası. Zira böyle onlarca örnek var. Bir olasılık da dışişlerine verilen talimatın resmi bir evrak olarak büyükelçiliklere geç ulaştırılması, hatta ulaştırılmamasıyla Roma'ya kadar zaman kazanılmasıdır.